İstanbul'da giderek artan hayat pahalılığı ve yaşama zorlukları da Anadolu'dan göçü durduramadı. İşsiz gençler 2019 yılında da taşı toprağı atın deyip soluğu İstanbul'da aldı. Seyyar satıcılara yönelik düzenli bir denetimin olmayışı ise göçün en büyük teşvikçisi oldu. Pahalılık da durduramadı, kalabalık da. Büyük şehirde yaşamın zorluğu bile İstanbul'a göçü engelleyemedi. Şehir taşı toprağı altın diye anılıyor ama gelenlerin birçoğu hüsran sonrası memleketlerini arıyor. 15 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul geçen yıl 498.679 göç aldı. Mega kenti terk edenlerin sayısı ise kayıtlara 378.305 olarak geçti. Yeni gelenler ağırlıklı olarak 20 ila 24 yaş aralığında. Birçoğu işsiz. Megakent onlar için hem ekmek hem de umut kapısı. İş olmasa bile gençlerin kafasında seyyar satıcılık yaparım yine de aç kalmam fikri hakim. Seyyar satıcılara yönelik düzenli bir denetimin olmaması da Anadolu'dan İstanbul'a göçün en büyük teşvikçisi. Ancak büyük şehirde tutunup ekmeğini kazananların sayısı oldukça düşük. Kimi memleket hasreti, kimi ise sahipsizlik nedeniyle çok geçmeden baba toprağına geri dönüyor. Ankara ve İzmir'de göç almayı sürdürüyor. Ancak oradaki rakamlar İstanbul'un aldığı göç kadar büyük değil. Başkente 2019'da 211.744 kişi göç etti. 154.464 kişi ise Ankara'yı terk etti. İzmir ise 128.370 kişiye ilk kez hoş geldiniz dedi.